Selamlar herkese. Taksi çağırdım, taksi gelecek. Hemen gitmem lazım o yüzden. Anlatacağım size. Hindistan'ı özlediğinizi düşünüyorum. Hindistan'daki insanları özlediğinizi düşünüyorum. Sizi bugün Hindistanlıların yaşadığı bir mahalleye, birkaç mahalleye ve bir Hint tapınağına getireceğim arkadaşlar. Ama önce taksi çağırdım. Taksinin gelmesi lazım. Bilginiz olsun. Burada da bir taksi uygulaması var. Onun adı da şu. En sağdaki Grab. Buradan ne kadara gideceksiniz, neye gideceksiniz, nereye gideceksiniz hepsini görebiliyorsunuz. Ama bende bir Malezya hattı olmadığı için hala almadım ben. Hosteldeki Bangladeş'teki çocuğa rica ettim. O benim için çağırdı. 13-14 km yol gideceğim. Yaklaşık bir 70-80 TL'ye mal olacak. Bilginiz olsun. Metro da var ama. Metroyla da gidebilirsiniz her yere. Benim biraz acelem olduğu için şimdi gidiyorum arkadaşlar. Taksiyle gideceğim. Bakalım. Hindistan'da bizi özlemiş mi? Biz onları özledik ama onlar da bizi özlemiş mi? Hello. Hi. How are you? Thank you. Thank you. Ve geldik. Ve geldi. Hello. Şimdi değil ablam, sonra. Burayı da bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır. Bir Hindu tapınağı. Yani şimdi gideceğiz, göreceğiz. Dünyanın en büyük mağara tapınağı burası arkadaşlar. Yaklaşık 272 adet merdiven çıkacağız ama birazdan. Bakalım giriş paralı mı, ne kadar? Burada tek başımıza değiliz ama. İki tane daha Türk arkadaşımız var. Göstereceğim şimdi. Hanımefendiler rica etti İlyas'tan resim çekmeyi. Biri bizim İlyas. Göstereceğim. Hocamla biz dün tanıştık. Evet. Hostelde bir anda kam içeri gelirken bir anda Uğur sesi duydum. Aha dedim, Türk. Hocam çok memnun oldum. Ben de çok memnunum gerçekten. Ben tam emin değilim ama sanırsam online olarak öğretmenlik yapıyorsunuz. Evet, evet. Doğru değil mi? Aynı zamanda da YouTube'a içerik üretiyorsunuz. Yeni yeni başladınız. Kanalınızın adı ne hocam? Ben bile bilmediğim için soruyorum. Ben de takip edeceğim çünkü. Gökhan Tunç. Gökhan Tunç. Ben gene yazarım. Açıklamaya da koyarım. Hocamı sizden rica ediyorum arkadaşlar. Takip edin. Çünkü Asya'yı geziyor. Biraz bakamadım ama hiç bakamadım hocam. Dün bir yarım saat sohbet edebildik, sonra yattık, evet, gece evet, olduğu için. Evet. Beraber inceleyelim arkadaşlar. Hocamı takip edin rica ediyorum. Bu kardeşimi de, genç kardeşimi de tanıyorsunuzdur. Sen Burdurlu musun lan? Evet. Burdur değil Sen mi? Sen biliyor musun? En son hikayenden hatırlıyorum. He? Hikayeni hatırlıyorum. Antalya Burdur tarafında hikaye atmıştın ya, oradan hatırlıyorum. Sen bizim o taraflara geldin mi? Antalya'yı biliyorsun zaten. Gelin, Burdur'a da geldim. Burdur'a da geldim. Bucak. Nereye geldin? Bucak'a geldim lan ben de. Bucak'a geldim hatta. Orada birinde misafir olmuştum. Bucak'ta birinde misafir olmuştum. Bir güzel insanlardı. Bak, çok farklı Burdur'un insanı. Burdur'un kara sınırı Isparta hocam. Evet. Sanki başka bir coğrafya Isparta. Evet, evet. Burdur'a geliyorsunuz, sanki daha bir başka bir coğrafya, evet, böyle. Onu fark ettim ben. İlyas... Bizim Bucaklar şeydir ama işte. Burdur demez yani. Bucak biz değiliz. Antalya yakınız ya. Yani biz Antalya'ya gideriz. Ben mesela Burdur'da kaybolabilirim ama Antalya'da kaybolmam. Biliyorsun işte. Aynen. İlyas'ı da biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaşlarım için söyleyeyim. O da dünyayı geziyor. Çünkü ister istemez şey olabiliyor. Seni izleyen beni izlemeyebiliyor. Evet. Beni izleyen bir başkasını izlemeyebiliyor. Seni, evet, izleyemeyebiliyor. Onun da YouTube kanalı ben. Hem buraya hem açıklamaya hocamla beraber koyacağım arkadaşlar. İlyas çok güzel ülkelere gidecek bu arada. Çok güzel ülkelere gitti. Çok da güzel ülkelere gidecek. Hocam sen ne yapacaksın buradan sonra? Benim sıradaki ülkem Bali. Bali. Bali'deyiz. En sevdiğim. Evet, en sevdiğim. Biz de buradan ülkelere gideceğiz ya. Evet. Daha söyleme canım, sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Sürpriz olsun. Hadi çıkalım buradan ya, çok durduk. Hadi çıkalım. Çıkalım. Maymunlar. Gidelim. Şunun devasa bir boyutu var ya. Bu Hint tanrısı Lord Narmon'un heykeli arkadaşlar bu arada. Yaklaşık bir 272 merdiven çıkacağız. Ben internetteki görsellere baktığımda bunlar eskiden boyalı değilmiş. Evet. Resimler, evet, merdivenler eskiden boyalı değilmiş. Yeni boyamışlar bu merdivenleri. Ama çok güzel değil mi? Çok güzel görünüyor. Kapı ayrı.
şey ayrı. Hatta şey diyor, işte Tanrı'ya giden gökkuşağı yolu. Gökkuşağı yolu. Ondan sonra Tanrı'ya ulaşıyor. Evet, olabilir. Öyle zaten Hintlerin de en büyük mağara tapınağı burası. Evet, evet. Ama bir şey fark ettim hocam, bu benim şahsi görüşüm. Bilmiyorum, Budistlerle hiç gidip gördünüz mü? Ben Sri Lanka'da Budistlerleydim. Budistlerin tapınağı, ben Hindistan'da da gezdiğim için kesinlikle ve kesinlikle benim şahsi görüşüme tekrar söylüyorum, daha temiz Hintlerden. Hmm, evet. Çok daha temiz yani. Anlamadım. Neden? Bizim Hindistan'a gittiğinizde belki anlayabilirsiniz ama Budistler çok daha temiz bakmıştı tapınaklara. Devlet Sri Lanka'da parayı şeye yatırmış. Tapınağa yatırmış. Evet. Buranın girişi bedava herhalde ya. Bedava da. Ücretsiz. Aa, çok iyi. Mağaranın girişi ücretsiz. Çekinelim. Her dönüşü çekiniriz. Dönüşü çekiniriz fotoğrafı. Hocam niye bu taraftan gittim? Yolun kenarına maymun gördüm. 30 basamak çıktık. Yorulduk. Şuraya bak. Devasa bir heykel. Kocaman bir heykel. Mağaralarla kaplı. Sri Lanka'da da bir kaleye çıkarken aynı böyle nefes nefese kalmıştım. Ama gerçekten çok dik bir merdiven çıkıyorsunuz. İster istemez nefesinizi kontrol edemiyorsunuz. Ama manzara güzelleşiyor. Ya Malezya'nın, tabi Kuala Lumpur'un gördüğüm kadarıyla, evet, yemyeşil ama ya yeşilliği de var. Ama kesinlikle ve kesinlikle bina da çok fazla. O dengeyi koruyamamışlar. En azından Kuala Lumpur'da ama diğer bölgelerde, diğer bölgelerde bir problem yok. Sakalı gören selamünaleyküm. Burada yağmur ormanları da var. Aha da geldik. Gidelim bakalım. Sağda solda her yerde de maymun var bu arada arkadaşlar. Dikkat edin. Kameranızı çalabilirler ya. Onlar, maymunlar çok tam bir psikopat. Sağında solunda böyle hediyelik eşyalar satıyorlar. Bunu hatırlıyorsunuz. Gitmiştim buraya, Petronas Kuleleri. Ne oldu kral? Horoz var, horoz. Horoz var. Birkaç tane horoz var. Garip değil mi? Çok garip değil mi bu yükseklikte? Biz zor çıktık, onlar nasıl geliyor? Su ateş olmuş lan. Sıcacıktır oğlum, bu havada hava yanıyor. Üşün git diyor. Bir suya. He. Alma abi. He? Alma. Aşağıda 2'dir belki. Belki daha da ucuz olabilir. Gerçi aşağıda da 2 lan. Pardon. He? Aşağıda da 2 liraydı. 2 lira gitti zaten. He, aşağıda ha. Sen sordun mu? Doğru. Burada değil de şehirde de 2 lira gitti yani. Tam burada da 3 hiçbir şey yok. Bir şey değil. Bir fark yok olmuş orada. He. İyi. Bitti. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Namaste. Namaste. Özlediniz mi namasteyi ya? Namaste namaste. Benim namaste demeyi çok seviyor hocam. Taktılar namaste yani. Namaste. Herhalde bir şeyden, duadan sonra ikram ediyorlardı herhalde. Ben yedim bunu hocam Hindistan'da. Ne bu? Tatlı hocam. Ha. Tatlı, lezzetli bir şey. Şu horozlardan çok çekiniyorum biliyor musunuz ya? Bunlar bir saldırdı mı var ya, adam bırakmıyor. Beni kaç kere horoz kovaladı, ben çok iyi hatırlıyorum. O yüzden bunlardan çok çekiniyorum. Bu arada mağaranın içi mükemmel ötesi. Yani çok güzel mağaranın içi ya. Ya doğal oluşum mu bu? Belirli kısımları belli ki doğal oluşum ama belirli kısımları da bence değil. Baksanıza şuraya arkadaşlar. Malezya'ya gelirseniz mutlaka burayı ziyaret edin. Mutlaka gelin, gezin, görün. Görülmesi gereken yerlerden. Maymunu da görmek istiyorsanız zaten kesin gelin de. Sevdim burayı da, sevdim. Bir de Hintliler çalışıyor sadece. Deminki çocuk da işte bize bir şeyler ikram etti ya. Herhalde bir dua muadan sonra ikram etti. Hep Hintliler var çalışan. Başka milletten çalışan görmedim. Bahsetmiştim size ilk Malezya videosunda. Ülkenin %65'i Malay Müslümanlar. %6,5-7'lik dilim Hindistanlılar. Bizde %10 küsürlük Çinli var. Diğerleri de diğer milletlerden, yanlış hatırlamıyorsam eğer. Hindistanlılar da var burada. Hindistan'ı özledik biraz. Namaste, namaste. Namaste bana yapıştı kaldı. Her beni yolda görüp çeviren namaste diyor. Instagram'dan ilk mesaj atan namaste diyor. Namaste kaldı ama mesela şey kalmadı.
Ayubovan kalmadı. Ayubovan Sri Lanka'da merhaba demek. Ama namaste yapıştı benim dilime. Namaste uğur olarak anlıyorum sayenizde. Ama ne yapalım? Başka dil bilmiyoruz ki. Bilmiyordum başka dil yani. Namaste deyip hem namaste hem selam demek hem onu onurlandırmak, gururlandırmak demek. Yani giderken de namaste diyor insanlar. Gelirken de merhaba namaste diyor. Baksanıza arkadaşlar ya. Güzelmiş. Sevdim, sevdim. Burayı da sevdim arkadaşlar. Yani tapınak, burası bir tapınak, ibadethaneleri yani. Sen hiçbir camiyi böyle göremezsin. Böyle pislik içinde göremezsin yani. Tapınak bu halde. Garip ama gerçekten bu halde yani. Ben dediğim gibi Sri Lanka'daki Budistler de acayip temizdi. Bunlar Budistler Hintlilerden daha da temiz gerçekten. Daha da önem veriyor ibadet ettikleri yere. Biz de hiçbir camimizi bu şekilde tutmayız yani. Garip, ben bu Hindistan'da gezdiğim tapınaklarda da böyleydi bu olay yani. Bu da işte en yukarıdan aşağı doğru dönüş yolu arkadaşlar. Hocamla aynı hosteldeyiz. İşte ileride birkaç gün sonra başka şehre falan geçecek. Denk geldik burada. Denk geldiğimizde iyi oldu. Tanışmış olduk. Muhabbet ettik. Muhabbet ediyoruz falan. Gezerken dedik beraber de gezelim bari. Bir yere gidelim beraber. No shoes. Ayakkabıyı çıkaralım. Baksanıza. Bir yukarıdan hep ama habire su damlıyor. Habire. Ya bu horozların burada ne işi var? Ne kadar çok horoz var ya. Kafesin içinde horoz var. Gerçi gene o da bir tanrı manrı olabilir. Biliyorsunuz ki Hindistan'da her şeyin bir tanrısı var. O da bir tanrı falan olabilir. Baksana burada işte. Burada da böyle hediyelik eşyalık satan yerler var. Tam mağaranın içinde. 10 ringgit ne ya? Pahalı pahalı. Hinduizm tanrılarının heykelleri falan var. Hindistan'ı özledim ya. Anam. Hindistan'ı özledim böyle. Hindistan seyahatim güzeldi çünkü benim. Keyifli gezdik. Şarkılarına. Bir inek heykeli var orada. Biliyorsunuz ki Hindular için inek çok kutsal bir hayvan. O taraflara giriş yasak ama o taraflara giremiyoruz. Anlamadım neden. Güzel ama güzel süslemişler. Rengarenk yapmışlar tapınağın girişini, çıkışını, girişini. Zaten şu heykel başlı başına bir sembol. Şortla girmek yasak yazıyor ya. Baksanıza. Bakın şort yasak arkadaşlar. Kapanması gerekiyor. Bilginiz olsun. Şortta giriş yasak diyor. Şey lazım, etek lazım, pantolon lazım. Vay be. Bu cancağızları da burada besliyor insanlar. Gelip şuradaki abiden yem alıyor. Besliyorlar onları. Fotoğraf çekme faslı şimdi. Fotoğraf çekiyoruz. Kuala Lumpur'dan herhalde bir video daha falan çıkarırım. Sonra başka şehre doğru gideceğim. Böyle biraz daha ada, biraz daha köy vari yerlere gideceğim arkadaşlar. Kuala Lumpur çünkü çok fazla bina. Çok fazla böyle gerçekten böyle başkent olduğunu hissediyorsunuz Kuala Lumpur'un. Her yer bina. Devasa büyük büyük binalarla dolu. Devasa. Eğer thank oradaysa hem eğer sor. Restoran açıksa hem DJI dibinde biliyor musun? Tamam gideriz hem oraya. Drone'u alayım. Thank you. Thank you. Drone'u alırsın. İlyas bu arada drone'unu düşürmüş arkadaşlar. $100 sıkışmış drone'un pervanesine. İşte de yani ona dua ediyorum biliyor musun? $100. Yani Türkiye'de daha da pahalıya ediyorum. Yaptırdın o hali. Çünkü paramparça olmuş neredeyse. Paramparça oldu. İki kanat, gimbal, o su, bu su. İyi yaptırıyorsun $100 vallahi. Bu da dışarıdan görmüş. Evet o en önemlisi o zaten yani. Takılan parçalar orijinal. Bu da böyle daha dışarıdan bakabileceğiniz dağların eteğinde bir yer. Güzel güzel. Gelirsiniz buraya da arkadaşlar mutlaka. Base Cave Temple yanlış hatırlamıyorsam. Maskeye biraz önem veriyor ya taksilerde falan. Oh shit. Şimdi bir yaklaşık 4-5 saattir şurada şöyle bir dükkan var. Turkish Cafe İstanbul diye 2014'te açmış abi. Abimizin adı Deniz. Bir de onun yanında beraber çalıştığı, beraber buralarda iş yaptığı bir Özcan abi var. Bilerek orada ben inanılmaz özlemişim
Türk mutfağını. Yani bunu şimdi abi izleyeceksiniz. İnanın bana, siz bizi ağırladığınız için söylemiyorum. Kendi içimden geçenleri aktarıyorum. Benim izleyicilerim beni bilir. Dobrayımdır bu konuda. Müthiş bak, Türkiye'de belki de bulamayacağınız eti yedim. Türkiye'de belki de bulamayacağınız baklavayı yedim. Künefeyi yedim. Güzelim çayı içtim. O kadar lezzetli. O kadar lezzetliydi ki size anlatamam yani. Böyle bir lezzet olamaz. Bir de en sonunda Türk kahvesiyle olayı kapatınca var ya. Anlatamam abi. Deniz abi, Özcan abi, çok teşekkür ediyorum size. Kuala Lumpur'daki, Malezya Kuala Lumpur'daki tek Türk restoranı burası arkadaşlar. Gelirseniz canınız Türk mutfağı çekti. Acıktınız, Türk yemekleri istiyorsunuz. Mutlaka abi, mutlaka buraya. Bu abimizin dükkanına haritaya yazdığınızda çıkacak. Turkish Cafe İstanbul. Instagram'ını da ben koyacağım buraya bir açıklamaya. Mutlaka gelin arkadaşlar. Mutlaka ziyaret edin yani. Memleket hasreti dindirdik biraz. Sohbet, muhabbet, yemek falan derken çok hoşuma gitti. Çok da tatlı, çok da kibar bir abi. Allah razı olsun. Bayılıyorum. Karşılıklı sohbet edebildiğim insanlara bayılıyorum. Böyle bir şeye böyle körü körüne inanmayan, bir şeyleri böyle araştırmayı seven, birinden bir şey duyduğunda onu böyle direkt bodozlama atlamayıp önce araştırmayı seçen insanlara bayılıyorum. Sohbet o kadar akıcı gitti ki tekrar teşekkür ediyorum abilerim. Allah razı olsun. Elinize kolunuza sağlık. Allah'ın kazancınıza kazanç satsın, katsın. Bol bereketli işler diliyorum sizlere. İçimden geçenleri, bizzat şuradan geçenleri söyledim. Harika bir 4-5 saat geçirdim. Allah razı olsun. Şimdi biz gideceğiz arkadaşlar. Bakalım. Gideceğiz, bir yerlere gideceğiz. Abi, eline koluna sağlık. Allah razı olsun. Kazancın bol olsun inşallah. Güzel işlerin olsun. Çok teşekkür ediyorum. Memleket hasretini dinledik sayende. Sağ ol. Çok sağ ol. Gidelim hocam. Taksi çağırdık mı? Yaz. Geliyor mu? Bizim China Tower mu? Bizim hostelin orası mı? Tamam. Çok korkuyorum ben oraya. Kaç dedi? Oraya gitmeyeceğiz diye. Bir şey söyleyeyim ya. Yürüyecek halim yok böyle ha. 13. Oradan ben niye yürüyorum? Sabah çıktım ya. Çok mu yürüyorsunuz? Hocam ben sabahın köründe çıktım. Hocamlar da aynı. Full yürüdüm şehri böyle. 13 iyi mi? 13 manat şey, manat nereden çıktı? 13 manat. Ringgit. 13 ringgit değil çok mi? Çok iyi fiyat. Fiyat verdim, kabul ettiler. Çok iyi fiyat. 13 ringgit çok iyi fiyat. Abi takside bile pazarlığı bulduk artık. Ben pazarlık yapıyorum. Burada evet, InDriver değil mi Ade? Aynen. Bir de InDriver diye taksi app'i var. Siz gitmek istediğiniz yere kendiniz teklif veriyorsunuz ki. Aynen, bir fiyat var zaten. Adamlar kabul ederse geliyor, alıyor sizi. Ki genelde de kabul ediyorlar yani. Aynen. Abi bu arada geldi herhalde. Etmez de şimdi. Bakalım. Öyle arkadaşlar, dükkanda burasıydı. Abimizden Allah razı olsun. Thank you for everything. Thank you, thank you, thank you brother. I love Bangladesh people. I love. Also love Turkish people. Thank you, thank you brother. İşte burası da Malezya'da sağında solunda her yerin restoranın olduğu bir sokak arkadaşlar. Çin mutfağı daha bir ağırlıklı. Gençler böyle müzik yapıyor, şarkılar söylüyor. İnsanlar sağda solda oturmuş, yemekler yiyor. Karnımız bizim de biraz aç. Biz de bir şeyler yiyeceğiz, bir şeyler deneyeceğiz ama bakalım ne yiyeceğiz, ne içeceğiz. Bayağı aç hem de yani, öyle az buza değil. Güzel, böyle bu ortamları özlemişim. Sağın solun dükkan olduğu, böyle çeşitliliğin olduğu, farklılığın olduğu dükkanları özlemişim gerçekten yani. Bu kardeşimiz de Avrupalı herhalde, o da müzik yapıyor. Abi yani bizim damak tadımızın pek uygun olmadığı lezzetler bunlar. Ben tabii şey vereceğim, şans vereceğim biraz ama bugün değil, şimdi değil yani. Deniz ürünlerini çok sevmiyorum. Sevdiğim balıklar var, hamsisi var, mezbiti var, palamutu var yani. Bizim Türkiye'deki pişen balıkları çok seviyorum ama buradakileri pek sevemedim ben. Bayağı da kalabalık ya, bayağı da insan var yani. Millet hep kendini dışarı atmış. Daha gene ufak bir acıktık. Yiyelim, şavurma yiyelim bari dedik. Yani ekmek tarzı, lavaş tarzı şeyler çekiyor canımız. O da bir şarap, şavurma işte. Ukrayna'da yemiştim. Bizim abiden orada güzel yedik ama bayağı geçti sohbet muhabbet derken. Gene bir açlık hissi geldi ya. Güzel bir sıcak. Bu insanlar Allah kolaylık versin. O kadar sıcak ki. Panta aynı da. Sıcak ya. Sıcağından değil. Ya içecek
geldi. Sıcacık içecek ya. Hava da o kadar sıcak ki abi, terliyorum. İncecik bir şey ya. Bununla doyma imkanım yok ama 3 dolar falan herhalde. Güzeldi. Öyle bir yere geldim ki var ya, öyle bir yere geldim ki. Bacım sağ olasın. Şuranın güzelliğine bakın ya. Sonsuzluk havuzuna geldik. Sağ olsun bir arkadaşımızın, Türk bir arkadaş burada kalıyormuş. Bizi buraya davet etti. Gelin dedi, yüzün dedi. 37. katta bir havuz burası. Şunlar da ikiz kuleler. Bu nedir ya? Bu nasıl bir keyiftir ya? Biz o Türk abilerin yanından çıktık, bir anda buraya geldik. Böyle bir şey olamaz. Olamaz. Şuraya bakın. Şurada da barı var. Manzaraya bak, manzaraya. Yani bunları hak ettim ben arkadaşlar. Çok kaos gördüm. Anladınız mı? Çok çileler çektim. İşin esprisi ama. Şunu yaşamadan da Kuala Lumpur'dan. Yani ayrılmamak olmaz yani. Bir sonsuzluk havuzu görelim değil mi? Bu nedir ya? Ya çok bunu çok özlemişiz ya. Müthiş bir isteğim ya. Kesinlikle. Yani bir ikinci kattasınız ve şu manzaraya karşı yüzüyorsunuz. Böyle bir şey olamaz ya. Ki ben şu aşığım. Hocam bir manzarayı göstereyim. Böyle bir manzaramız var. Suda bugün güneş vurmuş ya arkadaşlar böyle. Gün boyu güneş suya vurdukça müthiş sıcak bir su oluşmuş ya. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir lüks, böyle bir imkan olabilir mi ya? 37. katta. Şuraya bak, manzaraya bak ya. İki katlı spor salonu var. Bak şurada iki katlı spor salonu var. Şurası iki katlı spor salonu. Üstte mangal yeri var. Mangal yapabileceğim bir bahçem var. Şöyle bir havuzum var. Çocuk burada, bizi ağırlayan çocuk sağ olsun. Kaldığı fiyatı söyleyeyim, şaşıracaksınız. 320 dolara kalıyor. Yani şu anki kurla 5 lira falan yapıyor herhalde. Türkiye'de böyle bir yeri, havuzu, sadece bak şu havuzuna ve şu spor salonuna aylık 300 dolar rahat verirsiniz. Bak çok rahat verirsiniz. Ama o çocuk burada evinde oturuyor. Şu spor salonundan bedava yararlanıyor. Şu havuzdan bedava yararlanıyor. Havuz dediğim de sonsuzluk havuzu ha. Şöyle bir manzarada yani. 320 dolar nasıl bir fiyattır? Bu nasıl bir lükstür ya? Bu kadar yani, bunlar nasıl, neler, insanlar neler yaşıyor arkadaşlar? Siz şaşırırsınız yani. Böyle güzel bir şey olamaz ya. Ulan biz böyle gezip gördükçe insan diyor ki biz yaşamıyormuşuz tarzı bir düşünceye giriyor böyle insan ister istemez. Gerçi hep vardır da böyle, yetinmeyi bilmez insanoğlu, hani böyle bir şeyi görür daha iyisini ister, daha iyi. Şimdi burada oturan da belki de bir başkasını istiyor. Bir başka bir yerde bir şey istiyor ama. Ah ulan ah, ah dünya, yalan dünya, şuranın güzelliğine bak ya. Arkadaşlar. Malezya'ya gelirseniz Kuala Lumpur'da böyle hosteller de var. Bilginiz olsun. Çatısında hostel, havuz olan hosteller de var. İşte sağ olsun bizi o arkadaş davet etti. Geldik. Onun kaldığı yerin havuzunda böyle bir manzaraya karşı yüzme fırsatı bulduk. Şükürler olsun diyelim bugünlerimize. Neler diyelim başka? Hocam ne diyorsun havuza? Havuz efsaneydi ya. Yani böyle bir müthiş bir şey olamaz yani. Manzarası falan. Hayır bir de vakti olsa, vakit yani sen Kuala Lumpur'da bir ay kalacak olsan kesinlikle ben şey yaparım. Bir ay tutarım mesela. Kiralanır. 300 dolara kiralanır. Niye kiralanır? Zaten bir ayda hocam 300 dolar hostele veriyoruz. Ya çok uygun değil mi? Bak havuz var. Spor salonu var. Müthiş bir şey yani. Üstte müthiş. Barbekü alanını gösterdi. Bahçesi var. Evet üstte barbekü alanı vardı. Müthiş ya. Böyle bir şey oldu. Yani imkana bak. Rezidanstasın. Ve ucuz yani, böyle pahalı bir şey de değil. Evet. Demin de hocamla onu konuşuyorduk, size söyleyeyim arkadaşlar. Ya bir yerden sonra insan şey istiyor böyle, rahatlık istiyor hocam. Bir yerden sonra böyle çadır değil böyle, çadır otostoptan çıkma, otostop da istemiyor. Çadır yani rahat yolculuk yapmak istiyor. Evet onların yeri ayrı ama zamanında böyle biraz yaşayınca insan bir rahatlığa alışıyor ya. Ben artık mesela alıştım. Çünkü zamanında çok yaşadık. Yani sizin yaptığınız çok çok zor bir şey. Zamanında böyle çıkıp ben şimdi kendimi düşünüyorum. Çadır falan yani yapamam. Gerçekten yapamam. Ya ama belirli bir yaştan sonra hocam, evet. Bu biraz da. Evet.
yani. Belirli bir yaştan sonra da insan rahatlık istiyor yani. Tabii başta çıkarken sen de hocam mesela şu an her ne kadar hostelde kalıyorsun mesela sen de. Hostelde otel. Sen de konfor alanını terk ettin tabii, yani tabii. Yola çıktın yani. Ne zaman hocam bu arada ne zaman Asya'ya geldin sen? Bu 1,5 ay oldu şu anda. Oldu. Evet. Bir ay Tayland'da kaldım. İşte 1-2 haftada buradayız. Buradan Bali'ye geçeceğim. Devam. Devam ediyoruz bakalım. Ondan sonra belki Kamboçya, sonra belki Vietnam. Filipinler olabilir. Hocam da yeni YouTube'a da girdi. Evet. Aynı zamanda da online olarak yaptı. Ben bahsetmiştim sana videonun başında ama tekrar bahsedeyim. Yaptığı bir öğretmenlik işi de var. Evet. Yani hocam da hostellerde kalarak geziyor. Yani çok ara ara yani belki Airbnb yapıyorsunuz bilmiyorum ama hocam. Şimdi direkt gidiyoruz. Derse gireceğim. Gece 12. Şimdi, evet. Şimdi mesela burada gece 12 Türkiye'de evet. 7 ya da hocamın Amerika'da mesela şu anki öğrencisi. Türkçe İngilizce öğretiyorsun mu? Türkçe. Yabancılara Türkçe öğretiyorum. Yabancılara Türkçe öğretiyorsun. Yabancılara Türkçe. Hocam nasıl gelmiştik? Sanırsam şöyle gelmiştik. Şöyle öyle gelmiştik. Hocamı takip edin arkadaşlar. Ben açıklamaya kanal linkini bıraktım zaten. Evet mutlaka. Ben eminim ki hocamla bugün biraz gezdik. Yarın öbür gün biraz daha gezeceğiz bir şey. Eminim ki ben kanalın ileride büyüyeceğini düşünüyorum o zaman şahsi fikrim. İnşallah beni izleyen arkadaşlar da kanalımı gelip ziyaret eder diye düşünüyorum ama rica da ediyorum beni izleyen arkadaşlarımdan. Yani üretmeyi seviyorum. Hocam en önemlisi yenilik lazım ya hocam. Böyle yeni kanlar da lazım bence YouTube'a evet, yani. Evet. Çünkü herkesin tarzı farklı, herkes bambaşka çekebiliyor, evet. Herkes bambaşka anlatabiliyor. Dedik ya pasta çok büyük. Evet. Yani herkesin izleyicisi olabiliyor yani. Evet. Şurada da bir telekom müzesi varmış, orayı da ziyaret etmedik ama belki ilerleyen günlerde. Evet. Bakalım. Bir de şey var, geçen onu düşündüm. Şimdi mesela Kuala Lumpur'a geldik ya, benim kötü gördüğüm şeyler oluyor. Onlardan bahsetsem mi diyorum. Hocam işte, mutlaka bahsetmelisin. İnsanlar, benim şahsi fikrim. Evet, insanlar şey yapar mı diyorum. Ondan sonra kendi kendime dedim ki ya şimdi İstanbul hakkında bile kimisi çok seviyor, kimisi sevmiyor. Öyle hocam. Şimdi herkesin bakış açısı var. Kesinlikle. Background'ı var, düşüncesi var. Ona göre yorumluyor. Bir şey iyiyse iyi, evet. Kötüyse kötü yani. Ben her şeyin, her yerin iyisi var, kötüsü var. Buranın da iyisi vardır ama kesinlikle benim şahsi fikrim. Yani ben de 1,5 yıldır üretiyorum içerik. Kesinlikle bence kötüyü de söylemelisiniz. Evet. Çünkü gelen insanın onu bilmesi gerekiyor. Yani bence... Belki o sevecek ama. Bilmiyorum. Belki o sevecek. Benim bakış açım bu. Şahsi görüşüm olayı var ya işte. Evet. Öyle bir olay. Bakış açısı bu. Ama genel olarak şey... Şu an ben bir Kuala Lumpur'u gezdiğim için söyleyelim. Tamamıyla bir İstanbul, Ankara gibi bir başkent şehri abi. İstanbul. Ama şöyle bir böyle bir güzel gökdelen havuzları da var işte. Sonsuzluk havuzları da var yani. Girebiliyorsun. Bir artısı o. Ben hayatımda girmedim. Türkiye'de böyle gökdelende. Ben de duymadım. Sonsuzluk havuzu falan. Ben de hiç duymadım. 37. katta. Yani. 37. katta ilk defa. Ben evet. Hiç haberim yok böyle şeyler yani. Gidelim bakalım. Bu arada Malezya'da da aynı Sri Lanka gibi belirli bir saatten sonra hayat tık kesiliyor, bitiyor yani. Hiç kimse yok sokakta. Bomboş sokaklar.